Merhaba sevgili arkadaşlar. İsveç'in başkenti Stockholm'dan iyi akşamlar. İsveç'e 53 yıl önce gelen Fevzi Taş amcam bugün İsveç'e geliş hikayesini bize anlatacak. Konya'nın Kulu ilçesinin Kozanlı mahallesinden 53 yıl önce İsveç'e gelen Fevzi Taş amca şu anda emekli. 79 yaşında. Uzun senelerdir İsveç'te yaşıyor. Allah'a şükür sağlığı sıhhatlerinde. Öncelikle hoş geldin Fevzi amca. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi sen İsveç'e 1900 kaç yılında geldin? 1967'nin ikinci ayının birinde geldim. İkinci ayın birinde geldik. Evet. Tabii uzun bir tren yolculuğuyla. 3 gün 3 gece trenle geldim. Trene kaç kişi bindiniz? Biz trende şu anda 6 kişi bindik. Yani Konya'nın Kulu ilçesinden gelmek için. Kulu'dan ve Kozanlı olarak 5 kişi, 1 kişi de Kulu'dan 6 kişi. İsimleri sayabiliyorsunuz. İsmi Murat Kavak, Fevzi Taş, Kasım Gül, Eyüp Okutan, bir daha demin söylemiştim. Neyse onu aklımıza geldi mi söylerim. Şimdi bu uzun yolculuk maceralı mı geçti? Nasıl geçti? Şimdi hacım biz oradan İstanbul'dan trene binerken kendimizi birinci mevkiden yer alıştık. Trenden turist olarak geliyoruz. Ve olay çevirmesinler diye birinci mevkiden bilet aldık. 5-6 arkadaş diye yere oturduk. Ve geldik, bizi Puttgarden'da indirdiler. Puttgarden dediğin Almanya mı? Almanya'nın Danimarka hududu. Danimarka hududu. Evet. Yani Hamburg. Evet. Evet. Burada bir tane İstanbullu arkadaş. Şimdi polis sizi indirsin. Normalde o zaman İsveç'e ya da Danimarka'ya bize yok. Turist gelebiliyorsunuz. Polis sizi ne diye indiriyor? Yani gerekçe ne? Gerekçe eksikleri var mı? Vize zaten alamıyorsun da yani acaba bir divizi var mı? Pasaportunda noksanlık var mı? Tamam. Bunları araştırıyor. Tamam. Ve o arada bir İstanbullu arkadaş da bizimle beraber indi. O tercümanlık yaptı. Daha önce o İsveç'ten izine gitmiş, gelirken bizimle geldi. Bu arada bize sordu, diviziniz var mı? Var. Pasaport var. Bilet gidiş geliş, birinci mevki. Hepsi tamam. Bu arada polisin bize ikramı, bizi serbest bıraktı. Gidin siz de bir İsveç'i görün dedi. Biz o vesileyle, burada da arkadaşımız bizi bekliyor istasyonda, Mehmet Kotan'la. T-Santral'a geldik, sağ olsun. T-Santral dediğin Stockholm'un merkezi. Stockholm'un merkezine geldik. İlk İsveç'e indiğinde nasıl bir duygular yaşadın? Duygu ya bir... İşte ilk İsveç'i gördüğünde neler düşündün? İlk düşüncemiz burada biz acaba içi olacak mıyız? Evet. Veya geri döndürecekler mi korkusu var? Evet. Çünkü borçla geldim ben buraya gelirken. Evet. Ben buraya para şeyine gelince arkadaşlardan öncüt para aldım. Evet. 15 dönüm tarla verdim İpeteğine. 2500 lira oradan aldım. 1000 lira babamdan aldım, kardeşimden aldım. Onlarla beraber 6000 lira dekledim. O 6000 lirayla 1000 koron diviz aldım. Biletimi aldım gidiş geliş. Yeme içme param buraya düştü. İlk geldiğinde zorlandın mı? Çünkü dil yok, şimdi, iş yok, hiçbir şey bilmiyorsun, meslek yok. Şöyle yani, olay... Böyle bir özlem çektin ya, ben nereye geldim, gurbete niye düştüm gibisinden özlem çektin mi? Yoksa gel gelmez alıştın mı sürece? Şimdi sıkıntı görmedim. Evet. Sebep köylü Mehmet Kozan'ı vardı. Onun yanına gelince ben kendimi Türkiye'de hissettim. Anladım. O da iyi sahip çıktı. O da 6 aydır burada çalışıyordu, işi var.
Ve bu bizi aldı, yattığı otele götürdü. Orada yattık. 15 gün sonra ben iş aradım. İşi buldum. Ne işi buldunuz? Restoranda çalışmak için. İsblok. Yani bulaşık. Bulaşık evet, şey toplamak için. Ve oradan kağıt aldım. Polise verdim, 35 polise. 45 günde müsaadem geldi. Çalışma. O müsaade geldi ve 25 günlük çalıştım. Devizimi harcamadım. Oradan aldığım maaşla evimin kirasını, yol paramı geçindirdim. Bu İsveç'e geldiğim zaman dil problemi var. Dil problemini nasıl çözdün? Dil problemi burada bir Türk derneği vardı. Östermask orada. Oraya üye oldum. 100 korun senelik. Ve oradan sadece iş istemek için 3-5 kelime yazdım. Ve o derneğin telefon numarasını aldım. Dernek başkanının. İş istemeye de kendim çıktım, aradım. O kelimeler üzerine işimi buldum. Burada okula gittiniz mi? Burada okulda gittim. Şöyle oldu. Ben bir sene çalıştım. O zaman siz İsveççeyi pratik olarak sokakta kaptınız. Çalıştığınız yerlerde. Ha, bir sene sokaktan öğrendim. Şimdi bizde o zaman fazla Türk yok. Türk televizyonları yok. Radyo yok. İnternet yok. Evet. Mecburen İsveççe konuşmak zorundasın. Mecburdu yani. İşini halletmek için. Bir Yunanlı arkadaşım vardı iş yerinde. Evet. O arkadaş yardımcı oluyordu. Sorduğumu yazıyordum karşısına. Öyle derken bu arada Dagens Nyheter'e girdim. Yani Dagens Nyheter gazetesine. Gazetesine girdim. Evet. Ve oradan çıktım. Orada ne yaptın Dagens Nyheter gazetesinde? Orada Dagens Nyheter gazetesine girdiğimde falan mı? Personel sorumlusu olarak. Personel sorumlusu olarak. Şökette. Yani şeyde mutfakta. Mutfakta. Personel sorumlusu. Personel sorumlusu olarak. Tabii orada gazetecilerle falan devamlı pratik yapa yapa İsveççe'yi geliştirdim. Öğrendim. Yani arkadaşlarım içinde de en iyi öğren konuşan benim. Şu anda 80-79 yaşındasınız. Yani İsveççe %80-90 konuşursunuz. Kendimi konuşurum. Yani gazeteleri falan okuduğum zaman. Okudum anlıyorum yani. Burada bir meslek okuluna falan gittiniz mi? Burada İsveççe, Türkçe. İsveççe okuluna gittim. Oradan bir diploma aldım. Meslek okulu mu? Bu bir dil okuluydu. Dil okulu, tamam. Oradan bir diploma aldım ilkin. Evet. Ondan sonra tekrar Ohlens diye bir yere girdim. Ohlens diye... Kronbeşeler'e girdim. Evet. Orada çalışırken... Tekrar burada kompüse girdim. Oradan da ekonomi bölümünü yazıldım. Okula gittim dışarıdan. Oradan da bir diploma aldım. 53 yıllık hayatında İsveç'te en sevdiğin şeyler ne? İsveç'te mesela iyi ki geldim mi diyorsun? Yani başa geçsek tekrar çocukluğuna dönsen yine gelmek ister miydin? Şu anda çocuk olsaydım gelmezdim şu ortamda. Evet. Çünkü şu anda Türkiye'de çalışanlar çok rahatlar. Evet. Ve de evi olanlar için. Çünkü çok şükür iş sahası var, para var. Ama bizim geldiğimizde bir kara gün içindeydik. Onun için o sıkıntı, o devletin bana vermiş olduğu askerden gelen borç, 13.800 Türk parası, beni buraya getiren o oldu. Mesela her yıl Türkiye'ye gidiyorsunuz. Gidiyorum. Gidiyorsunuz. 3-4 ay Türkiye'de kalıyorsunuz. 6 ay kaldığım oluyor, 3 ay kaldığım oldu. 3 ay kaldığınız oldu, evet. 6 ay kaldığınız oldu.
yani şu anda Türkiye'ye bir özlem falan çekmiyorsunuz. Çok şükür yani çekmiyoruz. Yani şimdi zaten kışımızı burada, yazımız orada oluyor. Allah cümle ömür versin. İsveç de normalde seviyorsunuz. İsveç'te İsveç'in beğendiğiniz yerlerinde. Şimdi abim, İsveç'in demokrasi hayatı olarak yaşam tarzı, herkes serbest. Daha iyi bir yaşam, kimsenin kimsede bir gözü yok yani. Yani şu var, insanlar aşağı yukarı 10 milyon nüfus var ama herkesin ekonomik bir alım gücü olduğu için insanlar biraz daha rahat diyorsun. Daha rahat yani. İnsanlar birbirine muhtaç değil diyorsun. İstediğin anda sosyal devlet. He, bulabiliyorsun, alabiliyorsun. Bir özgürlük daha iyi. Şunu söyleyeyim. Şimdi sizin ilk geldiğinizde burada televizyon yok, radyo yok. İşte Türkiye'den haber almak çok zor. İşte telefonu belki şimdi burada bir haftaya ya da aydan aya telefondan görüyorsunuz ama şimdi şu anki yaşadığımız ortamda ise İnternet var, telefon var, televizyon var. Yani 24 saat Türkiye'nin içinde. Abi 1974'te. Şimdi mi daha iyi, eski mi? Şimdi biraz daha iyi oldu. Çünkü sıkıntı kalmadı. Evet. Benim buraya geldiğimde mektupla görüşüyordum hanımla. Buradan mektubu gönderirken de anneme ve babama gönderiyordum. Yani baba. Hanıma gönderemiyordum. Hanıma gönderemiyordum. Sebep? Bir yani kültür olarak ayıplanıyordu. Babama gönderiyordum. Babam bile o mektubu okuyordu. Ondan sonra hanımıma veriyorlardı. Böylece kendimizi... Bu mesele o zaman şu var. Sen hanımı ve çocukları İsveç'e ilk defa getireceğin zaman bu o zaman biraz köyde, kuluda farklı algılanıyordu. Bundan dolayı bir eleştiri aldım. İşte bak çocuklar İsveç'e götürecek. İsveç'te ne gerek var İsveç'e falan diyerekten. O zamanlar öyle bir toplum eleştiri getirebiliyordu. Yani karşı çıkan oldu mu? Çocukları falan buraya getirmenden dolayı. Şimdi ben çok geç getirdim çocukları. Bana da çocuklarını götürme diyen olmadı. İlk etapta gelenler tabii çocuklarını ve de hanımlarını getirmek için girişimde bulunduklarında o zamanlar çok eleştiri almışlar İsveç'te. Ya o şimdi işte efendim Avrupa'nın durumları bazen sosyal yaşamları değişikti. Bazı benim yani getirmemek fikrimin olduğu şeyler oldu bu arada. Olaylar oldu. Ben 83'e kadar getirmedim. 83'te bir bölümünü getirdim, 87'de hepsini getirdim çocuklarım. Anladın mı? Ondan sonra da çok şükür çocukların kendi iş yerleri oldu. Ev verdim hepsini. İki kız, iki oğlan. Kaç torun var? Şu anda 20 torundan fazla. 20 torundan fazla. Evet. Covid-19 nasıl gidiyor İsveç'te? He? Covid-19 nasıl gidiyor? Allah'ın inayetiyle Covid-19'da hiçbir sıkıntım yok. Evet. Hiç de korktuğum yok Allah'ın inayetiyle. Çünkü inancımıza göre Cenab-ı Allah diyor ki Allah'ın verdiği canı Allah alır. Ama buna rağmen yine de önlem almak lazım. Evet, tedbirimizi ne kadar alsak da Cenab-ı Allah bizi nerede olsa bulur. Hocam, hiç kurtuluşu yok yani. Şimdi İsveç'te biraz önlemler azaldı diğer ülkelere göre. Tabii maske takılması ya da işte sosyal mesafeye pek burada uyulmuyor. Uyulmaz. İnsanlar içe yaşıyor burada, devam ediyor aynı evet. şekilde. Yani sizi pek etkilemedi bu Covid-19. Vallahi hiç ben etkilemedi, inşallah da etkilemez yani. Bu sene Türkiye'ye gittiniz mi? Gideceğim vallahi. Gittim geldim. Geçen sene. Gittim. Gittiniz. Oradaki önlemler nasıl? Koyduğunuz önlemleri? Oradaki önlem çok sıkıcı bir önlemdi. Ha. Bir de siz 80 yaşına yakın olduğunuz için. Ha işte onun için girdiği gören şeyini çekiyor. Dikkatini çekiyor. Evet. Şehire girdin mi, içeri girerken sen yaşlısın girme diyorlar. Bir yere rastladım böyle. Bu olaylarla karşılaştık. Orada sıkıldım yani.
Ama buraya geldim çok şükür. İstediğim gibi geziyorum. Teşekkür ediyorum abi. Sağ ol. Amcam. Sağ ol. Şimdi İsveç'te aşağı yukarı Konya'nın kulübçesinden 50 bin kişi yaşıyor. Bir İsveç'e 1964 yılında Konya'dan başlayan göç bu zamana kadar 50 bin kişiye ulaştı. Bundan sonra da Facebook sayfamda böyle değerli İsveç'te yaşayan değerli insanlarımızın hikayelerini zaman zaman paylaşıp siz arkadaşlarla paylaşacağım. Şimdilik ilk videomuz Fevzi amcam. Fevzi amcama uzun, sağlıklı ömürler diliyorum. Bundan sonraki yaşamımızda da başarılar diliyorum. Sağ ol. Allah razı olsun. Ben de teşekkür ederim yani sorduklarınıza dair bilgi aldığınız için. Sağ olun, var olun.